açtıydı ok. Uzun seferge atlanıp mangandı biz. Endi at kamin gidek, bup kaldı ene nevrimiz. Az idi ok. Müskül seferge atlanıp çıkandı biz. Endi çoğun karvan ataldı ok. Kaldırıp çöllerde iz. Ay bu küllerde ölüm diyen neyme karım tökege okşap kaldı. Tuğba, ona cadüger, dişini selle uğrat, perici ton kivağın, tağdan tülkü iştelikini nereden bilek? Uygurlarda kuşneyden aldaydı, Adem'in söz diyen makal varlıkı, Peter inilirge malum. Emmaze, el yurtunu koyup, ürümçüge çıkmaydı kan işiydi. Afetle tüketip, yurtunun amallıkını saflaşmak istedi. 6. sentabr günü harbiy sot tömürünü itip taşlaşka hüküm çıkadı. Uzun kısqa paranglardan keyin boyiqqa qarigi etish to'g'risida gap boshlanganda Sayfun to'xtay ranjigan ohangda mundaq dedi. Hey, bizning xalpam qiziq odamda. Eliqa xo'jin yozgan cho'riq cho'ngni maqtab, 7 qat osmonga chiqarib atdi. 2000 dam yerdagi daraxt choplab qo'ygan yarmoqning to'shkiga kim atolmaydi? O'zlarini ot degan bo'lsa, uning demi yiroqchikini atolaydilar. Qari bo'suq sal o'ngay suzanganda qilib yeni vilig'a qarab qo'ydi-da. To'xta xunaka. Xo'jiniyoz palganga menman qoyiljumo. Shuncha yiroqda turib, beshtal o'qni bir to'shikdan o'tkizmak o'ng'ay emas. O'zlar degan osmon palakda uchib ketayotgan sanqorni chinib o'tgan artosilar. Bu nima edi? Undoq deganlar bilan sanqora yamoqning to'shikidan qancha hasi yo'g'an tusa. Gap unda emas. Undoq bo'lsa Xalpam nemişka özlerinin koşmaqtaydı. Adamın peşideki tuxunu temtirmeyi turup çinap taşlağın aman kulunu mu maxtı mı doğu? Hey, bu gepke özle arlaşmışla. Üsnar Han gep yandırmayı çırağını perlap koyup getdi. Seypon toxtay karı bulsuq tarafki bir az sürülüp pəsirek avoz bilen mundaq deydi. Heh, xatın kişinin çeçi uzun, aklı kısa. Aman kol, xalpamnın en yakın kişisi tutsa, onu mahtımağanga nem boptu? O yöltürgen palta bosoğudu kaptu digendek, men özlerini taladı kalmağı idi deyip gəm yetti men. Hey, bu nemi digerlerdi o? Özlerse, ximir yaydığan halo dekli tüzerik gella. Kepmen digenden biz çapsaq, yitip yeydu begzade edip, tart kuluqını biz tartıp atımız, otaqını başkala ilip atıdı. İşini biz başlayan tutsaq, Kazanın beşiğe tömür xalpa özü yalğız oltırıp aldı. Heh, xalpam xalpam dep koysaq, hədidin iş gitip atıdı. Ona az dep, nədi ki ölüm tükbop qağan, səpər qul bilen, ili palgan mı bamı, xocun yaz palgan mı bamı, şulanı yinigi tatıp, kılıp yürgen işlerini kömüdüler mi? Ətögün tixi gəp bağışaydı. Talamış ki, öymüş günü qoğulab çıkarmı qiydi dep geşet qılımən. Ay, vay toxta xunaka. Tömür akam ne? Biz özümüz hala başkılgan tusak. Hazır. Üç güre buğday un tarttuk. Hem mi haqqa aş boldi. Tömür xalpa er çıkıp. 13 takka baş boldi degen nakşımı çıkıptu. Tömür akam baş bolmasa, biz tügünün maykıda çiçilip getmez mi dok? Gep olsa o çıkrak iyisila. Men hiç nimini ufkalmay vatı men. Gep tola afkam. Men özlerge talıq geplerini yetmedim dixi. Hemmesini itidgan bolsam, keçi hiç uxlayamaydılar. Hey, hayır, özlerini Xudayımğa tapşırdım, Xudayımğa amanet. Qarı bozuq onu uzatıp koyup, kalının gürübikide ğansını qattık-qattık şorap oltırğanda Üsnar Han geldi. O, akıl gözü bilen qarap, erinin köngül pərişanlıqı çüşüp kalğalıqını düşendi çeğe, yeniğe oltırdı. Onun könlünü kötürmekçi bulup, ayallarga xas bir xil naz bilen erkeleb mundaq deydi. Vay vay, hecepmi şorap kettiler bu gansırlarını. Tamaki digen şundaq tatlıq neyme mu? Məs kılgamı tamaka, xas kılgamı tamaka,
çiçilip ketken köngülümni yığıp alğan tamaka dep. Moşındaq vaqlarda jıqraq şorup alğım kelidu. Mağa qarısıla. Mollanın bismillahsidin belgileyik dep. O rəski cuhudnın ağzı içiliş bilalla nemi demekçi bulğalıqını tuyğan edim. Onun gepege hərgiz qulaq sanmısıla. Can deyse aş deyip gelay, nan deyip gelay degen bahanı bilen işkerge taqı kaçıdu. Can toxtısa el içige yenip gelip kılmaydığını yok. Tehe bazı de yegitlik tutup kız cugallağa kaş etmi koyduken. Ras, yelgı kızıl tavar ne? Sının yadırlardı ba mı? Revihan apam öz dəgimi körsetken go. Hə, şunu kolungu tutkuzup bir nimelani de beytmi etkan tehe. Qeyriğanda qeyri tatuq, qılıqları andın artuq degen şu. Bu tolumu Joni yaman adam iken. Qarısılaçu özlərini yüzlərdili maqtab, putlırğı hölğış qoyu atqan əni. Könlüdü nemi şeytallaba, xudayın bilidi onu. Qarı bozuq heç nemi demək, xudununun qolunu tutqan peti xiyalğı cümüp ultırıp qaldı. 25-ci bab. Yangcancuğunun parasiti. Daraqnın qovzuqını qurt yeydi daim. Tarixda misallar köptür bununğa. Meşhur Rus yazğıçısı A.I. Kirilov. Rengi royedin yaşlıqıda güzellerinin güzeli, nazı kereşimi beğinin bir gülü bolğallıqı belinip durğan oruq bir momay, heyvetlik altın taht üstede xumar közlerini süzüp oltıraddi. Onun beşida güher közlik altın taç çaqnap durad. Bu, 1861 yılı ölgen Monjo xani Shenfeng'nin ikinci xan işi. Ve 1889 yıldan başlap, ahırkı Monjo xani Guangxui xani nazarbend kılıp, barlıq oqoqını öz qoluğu kürgüzü alğan xan ana Sishi Taihu idi. Taht aldı da, görünüşüden 40 yaşlardan aşkan bir tembel adam yüzü tövən tizlenip oldura. Onun bir örümü çeçi, manju sıpaqları kiyidğan örü yakılıq turdun pəşmətmin yaqısıdın eşip, yan pişiğı çüşüp duraddi. Bu, yünnənlik yan zınşın digən əməldar bolup, bugün onu xan ana qobul qılğan idi. Şu gündün itibaren, yan zınşının beşiğa dölat kuşu qonup, onun mərtivisi uçqandak örləşke başladı. Mämuri cihette nahiye başlığı. Herbi emelde batalyon başlığı bolğan bu adam, 1907 yılı Şincan'a gelip Aksu vilayetinin valisi. Andın Şincan ölkülük ədliye nazaretinin naziri bolup kaldı. 1912 yılı ili kuzgılançıları mağlup bolğanda, Şincan'ın bütün herbi mämuri hukuki onun koluğu ötüp, General Koşumcu Ali Mämuri Sertar. Ülke reisi koşumca başkomandan diyen namlar bilen Şincan'da 17 yıl hüküm sürdü. Ocaklarda avam halık onu Yangcancun dep ataydı. Biz mu kitabımızdan müşü babadın başlap onu şu nam bilen ataşına layık taptık. Bu adamın Cancunluk tahtigi mengen külleri Şincan vezidinin kattık davalgıp durgan peydigi toğır geldi. Qaribdan ili qozg'ining yengilgan bo'lsa-mu, inqilob yolqullari hamon lovuldamoqda edi. Shimolda Mong'ul Shinjang chegarasida qurolliq to'qinish yuz berib otdi. Sharqda Qumul dehqonlarining zulmga qarshi qo'zg'ilingi avj olmoqda. Janubda bo'lsa, Gelo xo'ychilar Manju xalqining tarafdorlarini kechillari bo'g'izlab tashlab, hukumatga qattiq tahdid solmoqda edi. Bolup mu Qumul dehqonlar qo'zg'ilining bütün Qumul rayonini silsiliga keltirmaydi. Uningdan ilhomlanib Turpan, Pichon taraflarida mu dehqonlarning qurilliq qo'zg'ilonglari boshlanib ketgan edi. Bu hal Yangcancunni qattiq bearam qildi. Shuni u bu nima degan kelishmaslik? Osmon xudosi menga yer ekan. Boyligim mol, xalqi nodon. Başkurmak asan boğan, Şincan sınğa hakim buluşun nesip kığanda, tərəp-tərəptin küşendilirim çıkıp, işini bozgılı turdi. Dəp həsrət çək etdi. Onun nəzirədə həmmidin yaman xalq
tömür halde idi. Eğer bu xavfning oldi ilinmasa, bütün Şinjan'da isyan başlanıp ketishi turganlı gap. O jağda qanda qılqılıq? Şuning uchun hammadan burun bu otni o'chirish lozim. Hamda bu otni o'chirishning eng yaxshi chorasi nima? Masalan, birar uyga o't ketsa, uni suv chechib o'chirishga bo'ladi. Butun bir o'rmonga o't ketgandi-chu. Uni suv chechib o'chirgili bo'lamdi. Men bu Chanto degan xalqning mijozini obdan bilib qoldim. Bizning ko'ni tarix kitoblarimizda aytilgan Xuygu, ya'ni Uyg'ur degan xalq shu. Bu xalq yaxshiga yaxshi, yomonga yomon. Siliq bo'lsang qo'ydek yavosh, tishig'i taksang yo'lvosdek aytilgan xalq. Tömir xalqimo shu xalqning avlodi. Sho maqsad bilan Yuan Daqo uni tishig'i tegib xato qildi. Aytilayotgan yo'lvosni mushtlab o'ldirgan Batur Wusong hozir nada? Aldırap tishig'i tegmay, uni silab sipab tutish lozim edi. Yo'lvos har qancha qo'rqinchli bo'lsa-mo, odamlar uni tutib qafasga solib ololaydi-ku. Buning uchun pan parosat kerak. Nipis Mashrang Mo'uddin to'liq harbiy kiyim kiyib, qo'lini orqaga tutgan Yang Changjong o'zining kang va yo'ruq ishxonasida esil xotin kelimiga dastab salmoq mengib yuratdi. Uning ko'krigidagi medal ordenlari, nursidagi yumaloq pagonlarining zar pupuklari, o'ng do'lisidan ortildirib sol yonpishig'i tushib turgan kang rangdor lentisi va belidagi tosma dalbig'i derazalardan kirgan quyosh nurida yaltirab turardi. Amerika o'tiki bilan shapkasining cho'qqisidagi oppoq pay pupuk uning bo'yini texumi egiz ko'rsatdi. Go'shtlik yuzi bilan yopma qopoq ko'zi va bir necha tal oq sanjilgan quyuq burudi uning chiroyini texumi surlik ko'rsatib turardi. Jumhuriyet e'lon qilingandan keyin u yiliqa bir o'rmi chechini tushirib atgan edi. U tomda esiqliq turgan Shinjang xaritasi oldida to'xtab, yana xayol surayotganda uning shaxsiy kotibi ijoza so'rab kirdida Qumuldan jiddiy telegrami kelganligini ma'lum qildi. O'qi, dedi Yang Changjong kotibga qaramay turib. Janobi Changjong karamlarining kamini xodimi Payvinchao huzur oliylariga shuni ma'lum qiladirmanki, buyruq binoan tog'dagi isyonchilarga nurg'un sovg'at bilan elchi chiqirib, hozircha shaharga bo'lgan hujumning oldi ilingan bo'lsin-mu, ular suhbat ustiliga kelishni rad qilib, o'zining burunqi gapida qattiq turmoqda. Shamaqsutvang ularning talpiga ko'nadigandek emas. Ahvoldan qaraganda yaqinda shaharga hujum bo'lib kelish xavfi bor. Bu ishni qo'rol kuchi ishlatmay hal qilg'il bo'lmaydigandek turdi. Holbuki Qumulda ularga taqobil turg'udek harbiy kuch qolmadi. Şuna Ürümçi'den derhal küçlük bir koçun evetilişi talep kılındı. Yang Changjong birden oylanıp durgaç. Kıyrı muşavır bulan, müfettişin çakır. Közenek tartkan civek bir kıyrı bulan, egiz boyluk bir ofisir kirip, onun işareti bulan üsteldeki telegramı kağızını okuşka karıştı. Bu ofisir, kumandallık mahkemesinin polkovnik derecelik müfettişi Jang Saitin idi. Kini, oltırınla. Dedi Yang Changjong özünü yumuşak divanga taşla. Bu işqa qandoq maslahat berisizlar? Changjong aliylariga bu masalada maslahat berishga ojizlik qilaman. Dedi ko'zaynaklik qiyri beshini egib. Yo'q. Hozir sizlarning maslahatingizga muhtojman. Takalluf qilmanglar. Undoq bo'lsa, adabdan amri a'lo degan hikmat bo'yicha ojizona fikrlarimni bayon qilay. Menancha Ambal Bayvinchoning iltimosi o'rinliq. Bu haqqa ortiqcha yumshoqlik qilish kelishmaydi. Ulamo bizga o'xshash ma'rifatli millat bo'lgan bo'lsa, u chaqda davomli suhbatlashish joiz edi. Halbuki ular yovvoyi haq. Xuddi to'ralgandan buyon egarilni baxmagan asovatga o'xshash. Asovatni rasa qamchilab yavoshlatgandilar, ondan egarlash mumkin. Xo'sh, sizning fikringiz qandoq? Men mushovir janoblarining fikrini qo'llayman. Bu yovvoylarning xorki o'sib qoldi. Rasa kelishtirib adabini berib qo'ymasak, bu o'lkini qandoq idora qilg'ili bo'ladi. Uning ustiga Barkel qo'mondoni Yishinfoning intiqomini olmasak bo'lamdi.
Yang Changchong kollarını arkasına tutup, salmak kadem bilen öyünü bir ayınlık çıktı da, ulanın odulası toktap gep başladı. Sılanın mışındak deydiğalı kınlarını bilip durattım. Zahiren karganda, sılanın pişkirinle toğra. Bizgi karşı mışt götürüşkü cüret kılgan bu yavaylanı, kat'i ucuhturup, hemmigi ibret kılış. Hiç kim hiç yerde, hiç kandak isyan kılalmaydıgan vaziyetini yartış. Bizden aldığımızı turgan en muhim vaziyette. Meni ulağa rahimdili kılavatı da dep oylamsıla. Yak yak, men herkes onda kımaz. Men, o afetini tüp yıldızdın kurtup taşlaştın gemini kılavatı men. Şunu düşün ola ki, tedbir caydı bolsa, iş muvaffakiyetlik boludu. Koral küçü bilen bastırış, elbette en önümlü çare. Bırak, kadimki danışmelerinin, 3000 ademinin kalısını kesiş üçün, 800 başını kurban veriş ki doğru kilidi o degen hikmetlik sözünü İsınladın, herkes çıkarma Allah. Şamak Sıfan bilen, Yişinfu'nun ulağı cık kural derip koygununu mu unutup kalma Allah. Kendi arından közüge atkallamış ula. Şuna ufçun, ulağının aldığa kiliçimizini pulağı unutup barganın köre. Kiliçini çapandan pişiki tıkıp edip, yarışıp kalaylı edip külüp barganımızı tüzük. Külüp tursan, yol basma tegmeydi o degen geppa. Kiliç yandı isıklık tursa, hemme Adem kördü. Onu köngülgü yoşursan, Şayatullah'ımı sizelmeydi. Bana bunun iti paraset. Cengde küşke emez, paraset ki taynış lazım. Bir Adem küş bilen on rakibini yenilmegen bilen, paraset bilen on min rakip gibi takabıl turalaydı. Bayağı, müşavir asav atlı misal keltürüp, onu kamçılap turup igerleş lazım dedi. Meynanca asav atlı kamçılaş kıkarganda, dümbesini asla sılap turup, igerli biliş asarak. Tükne yetişiği sılısa, asavat mı yavaşlap kalıdı. Maksat onu igerlep minibiliş bolgan enken, işinin asınığı turga yakşı. Kıyır müşavir bilen muhbetteş, onun bu danışmeligiye kayıl bolgandek, başlarını tınmayı lınıştıp oldurattı. Şunun üçün, siz muhbetteşine iki gün içi de yolga çıkışkı buyuruyum ben. Beyvin çabı bilen Şamak Sıfan'a minin gefirimini inik düşündürüm. Özünüz teşebbüskarlık bilen yerliklerden layık ademlerini tipip, yarış doğrusu da tömürge elçilik çıkırın. Kancı rastgut kessin meyli. Lazım tipilganda özünüz mü çıkın? Gep naiti yumuşak bolsun. Kurut özünün yumuşaklıkı bilen her kanda katlık yağışını yevti demez mi? Muhabık peyitte Hafız Yıncan bilen Niyaz Yıncan'ın çeriklerini retkisiyleyip 3 batalyon evetimen. Bu Uygur Müslüman batalyonları takı yıkılaşmay, Irak'ta baran köz tutturdu. Eğer tümür yakışılıkçı el bulmasa, yeni bir topçi ve piyadle batalyonu yitipardı. Uçakta kiliçimizin kanga kanç köpmeli sakşınçı yakışı. Uygur Müslüman batalyonları diyen gepne anlap, kıyırı müşavir bilen nubatçının közleri çekçeyip gitti. Ha, Cancun Ali'leri, bu Uygur Müslüman çeyreklerge şengili bulamdı. Bu kaknın özü de, Kağa kağının gözünü çokumaydı o diyen gel bakken go. Ben şunu da koyulayım ben. Cancun alilerinden Uygur Müslümanlardan asker ilip, hatta ulanı müstakil batalyon kılıp koygalırga, bizden yukur derecelik erbaplarımız içi de pişkir köp. Yang Cancun külüp ketti ve özünü yumuşak divanına taşlap hatırcam sözleşke başladı. Şundak, bazı erbaplarının bu meselede bana karşı pişkir dişkenlikini bilmen. Ola Şincan'ın ahvalını bilmegeçke, menin Uygur Müslüman batalyonlarını teşkil kılıçtan burun teşkillengen, 5 Uygur Müslüman batalyonunun ili isyançılarını bastırışta kançılık mühim rol oynağalıkını sıla yakşı bilisiyle. Sıla menin en isyançılık kişilerin boğaçka, sılağı oç kıytay. Menin Uygur Müslüman batalyonlarını teşkil kılıçtaki birinci maksatım, şula arkalık öz hanzolarımızını tizginleştin ibaret. Çünkü şikirden çıkan emeldarla, asker ve köçmelle bu yege kelgendinkin, bana karşı kuturaydı. Atalmış Sünçunşen meslekini tergip kılıp, para kendicilik tuğdurdu. Toğrısı, minadın hukuk talışıdı. Mındak boğanda, bu ülkini uzun muddet tinç aman idare kılgılı bulmaydı. Demek, Şincan'ı kilidigan apet, yerlik halıhtın emez, şikirden ilk çıkan emeldarla, asker ve köçmellerin kilidi. Ve kilip atmakta. Şuna ulanın arsığa yerlik halıktın ilingan eskerlerden tıkıp etmi güce, Şincan'ın amalıkını saklaştın, mengü ümit yok.
Uyghurlarni Xanzularga, Xanzularni Uyghurlarga qarshi qilib qo'ygandilar. Bu maqsadga yetkili bo'ldi. Men Xanzu, Uyghur, Qozoq, Mongol va boshqa millatlarning ittifoqlashib kelishidan nihoyat qo'rqaman. Ma'rif bilan ko'zi ichilib kelishidan tekhimi qo'rqaman. Millatlar o'ng saviyalik bo'lib ittifoqlashib olsa, ularni boshqurmoq tas. Nadan holati bilinib tursa, idora qilmoq oson. Shunga qaysi jihatdan bo'lmasin, kishidan bog'liqni saqlash muvaffaq. Ularni hargiz cho'ng ittifoqlikka ega qildirmaslik lozim. Shundoq bo'lganda har qaysi o'z g'imi bilan bo'lib ketib, isyon qila olmaydigan bo'ladi. Ikkinchidan, Uyg'urlarda o'z go'shini o'z yig'i bilan qo'rish degan gapning borligini angladim. Darvaqa, qo'yning go'shini o'zining yig'i bilan qo'risa, ham totliq, ham tejashlik bo'ladi ekan. Uyg'urlarda yana sepi o'zidan degan gapi bor ekan. Buning ma'nosi odatda paltining sepi yog'ochdan bo'ladi. Palti berib yog'ochni kesidi degan gap bo'ladi ekan. Darvaqa, paltining sepi tömür yoki boshqa metaldan bo'lsa, qo'lni qiqib og'ritirdi. Shunday bo'lgandan keyin, agar Uyg'ur musulmon puxralar isyon ko'tirsa, masalan, qumuldagi tömür bilan turpandagi moydinga o'xshash, ularni o'z kishilarining qo'li bilan bastirganda, bir chalmida ikki paxtak soqsa, ya'ni o'lguchimi, o'ltirguchimi shularning o'zi bo'ladi. Sening qo'lingga qon yuqmaydi. Bu qadimki donishmandlarning yotni yotning qo'li bilan idora qilish degan so'zining dal o'zi. Demak, Uyg'ur musulmonlardan foydalanishni bilmasa, meni Shinjonni putirab tura olishim mumkin emas. Sizlar aytgan arboblar mendan noroz bo'lgan bilan Uyg'ur musulmonlar meni Xojangjun deb maqtavatdi. Bu arboblarni bir kuni bo'lmas bir kuni tushunib qoladi. Shu gaplardan ikki kun keyin Mufattish Jang Saytang Yangjangjunning Ambal Bayvincho bilan Shamaxsud Wangga yozgan maxsus xatlarini elib, bir necha muhofizachi bilan oldirish yo'lga chiqdi. Ularni qumulga tezroq yetib borsin deb Jangjung Yamuldan har biriga ikkidan ot qo'shib berildi. Mufattish Jang Saytang yo'lga chiqishdan bir kun burun Yangjangjung Bayvinchoga jiddiy telegramma yo'llabdi. Bu telegramma bir necha ig'iz so'z tilida iborat edi. Mening shaxsiy vakilim yetib borguncha Tömirni elchilik yo'li bilan gap tutib turinglar. Hargiz uni chig'i tigib qo'ymanglar. 26-chi bob. Fojianing boshlanishi. Odam qancha kuchli bo'lsa, uning hayoti shuncha ig'ir bo'ladi. Iliyat dostonidan ilindi. Bu telegramma Bayvinchovni nihoyatda xafa qildi. U ochig'ini Apyundan olmoqchi bo'lgandek, yenicha yetib Apyun g'ong'sini qattiq-qattiq shuridida. Elchi, elchi, yana elchi evet kerakman dehe. Bu yovayilarga elchi emas, endi o'qchi evet lozim. Deb ko'tildab ketdi. Ammo nima chora? Bu Yangjangjunning farmoni. Shunga Bayvinchov Tömirni suhbat ustiliga da'vat qilishga yana elchi chiqarishga majbur bo'ldi. Biroq Tömir xalpa bu qitimni elchilarni qabul qilmadi. Bu ahvol Bayvinchovning o'g'isini tehimi qaynatib etdi. Bu kunlarda Tömir xalpining mu ko'ngli parishon edi. Chunki o'z yaqinlaridan bo'lgan Sayping to'xtining niyatini buzib, goh uchuq, goh yoshirin qutrab yurganligi Tömirga ma'lum edi. Sayping to'xtining Temiraxon xalpi bo'lib deb murodiga yetdi. Bo'lmasa, nemishqi shaharga hujum qilib, Shamaxsni o'rib o'tmaydi. Degan g'arazlik gaplarga bir qism kishilarning, hatto qori bo'siq bilan Xo'janiyoz polgonning ishinib qolganligi hammadan qattiqroq alam qilardi. Axir, Tömir xalta Sayping to'xti bilan yuz turani so'zlashibni ko'rdi. Ammo u ming yerdan qasam ichib, o'rdagi suv yo'qmagandek hech qaysi gapni bo'yniga olmadi. 500 yilqa 200 tugi masalasiga kelganda tirikmi pul kerak, o'likmi pul? Undoq bo'lmasa, nemishqi jondan kechib, bu yig'liqni qilib otamiz. Men unchilikni og'am bo'lsam, qolg'ini turibdi-ku. Ishkichilik og'anga daryoning suyi tugab ketamdi. Deb bezirib turib oldi. Tömir xalta ochchig'iga chidamay. Hay to'xta, hay to'xta. Sen nima qilay deysan, ha? Shunchi qarindoshlarimizning issiq qoldiri mushunda qishlar uchun oqqanmidi? Men boshti sog'a hajab ishinib ketibdiman. Hamma guna o'zimda.
deb barmog'ini tishlab o'ziga qaytdi. Ammo Sabr qo'l aytgandek, badanga chiqqan bu kuydirgini vaqtida to'xlatmasa, oqibati yomon bo'ladiganligini bilib tursimu, bu ishga faqat qo'li bormaydi. Uning ustiga inisi Shakirning turpandan elib kelgan xabarlari mu Tumur xalqining ko'nglini parishon qilmoqda. Shakirning aytishicha u turpandagi Moydun xalqining uyida yilqi Gamaza Tungan bilan uchrashibdi. Gamaza Tungan Urumchidagi bir muncha ahvollarni so'zlab beribdi. Yuan Shikai Junhua Mingu vaqtliq markaziy hukumati nomidan Xinjiangdagi vangunlarning barliq imtiyozlarini saqlash. Ularni qo'g'dash to'g'risida Yang Changzhongga buyruq tushiribdi. Yang Changzhong Shamaxsni qo'g'dab qilish uchun nurg'un cherik to'plab edibdi. Demak, Shamaxsni o'rivatgan taqdirdimu vangliq tizim yanali saqlanib qoladi ekan. Shamaxs taxtdan tushsa, o'rniga uning o'g'li Vang bo'ladi ekan. Shunga bu qandoq gap bo'ldi? Men Urumchidagi chog'da Gamaza Tunganning uyini ko'rishgan helqi odam Junhua Mingo qurilsa xonlik tugaydi. Bir xon o'lsa, o'rniga o'g'li xon bo'ladigan ishlar qolmaydi. Vanglami shundoq bo'ldi demaganmidi? Endi uni deganidek bo'lmay qoldi-ku. Bu Junhua Mingoning ichki yuzi bormi nima? Ichkiriga bir xil, bizga bir xil qaraydigan. Shu odam hozir nerede ekan? Buni bir so'rab baqsam bo'ladi. Tümür xalpa ani shundoq ko'ngil parishonligi bilan nima qilishini bilolmay turgan kunlarda Yang Changzhongning shaxsiy vakili Jiang Saidning qumulig'iga kelib, darhol o'z ishiga kirishdi. U Ambal bilan Shamaqsidga Yang Changzhongning xatlarini topshirgandan tashqari, Changzhongning donishmandligini bir muncha maqtab, toqqa yana elchi chiqarishni talab qildi. Bu qaytim elchilikka tanlangan yerlik mo'tabarlar ichida o'limonlardan boshqa Hasan Valihoji bilan Sho Ahmadboy degan kishi bor edi. Sho Ahmadboy qumulda yerlashib qolgan tatar savdogarlardan bo'lib, o'zi uqmishliq kishi edi. Bu o'tirboy kelgan kang peshonalik, siriq soqol kishining qumul tog'liqlarini to'ni etdi. Chunki har yili tog' rayonlaridan nurg'un miqdorda yung Tira, üçey ilip Urumchidagi rus fermalarga o'tkazdi va bu fermalardan gazlima, qand, shikar, sham, saranga, kirsin qatorliq mollarni ilib qumulga keltirdi. Bu sodada Sha Maqsud, Hasan Balihoji va Sha Ahmadboy bir shirkat bo'lib, asosiy mablag' Sha Maqsudning edi. Aniq bir hujjatdagi ma'lumotga qaraganda, Vangning yolg'iz mushi bir shirkatga qo'shgan mablag'i 8000 yuan bu. 10 ming sarkumush oqchig'i yetgan. Tumur xalpa qo'zg'ilon ko'targandan boshlab, tog' yo'llari etilib qolgachqa, bu shirkatning xommol manbasi uzilib qolgan. Shuning uchun Sha Ahmadboy mu Hasan Balihojiga o'xshashla qo'zg'ilonning tinch yo'l bilan bir yoqliq qilinib, tog' yo'llarining echilishiga taqassa edi. Shu sababdan Sha Ahmadboy elchi bo'lishga darhol rozilik bildirdi. Ammo xuddi Hasan Balihoji tunji qitim elchilikka chiqargan chaqda Nushirvon Tejining bosh elchi bo'lishini talab qilgandek, Sha Ahmadboy mu bu qitim elchilar tarkibiga Nuruz Tamulining kirgizilishini o'tindi. Chunki Nuruz Tamulining mahkamai shariiyada muqim vazifasi bo'lsa mu, uzun yillik mudarris qilish jarayonida nurg'un shogird yetishtirib, o'zining ilm axloqi bilan xalq ichida yuqori obro'ga erishganligini u yaxshi biladi. Uning fikricha, Tumur xalqiga faqat musha odamlar ta'sir ko'rsatishi mumkin edi. Mubattish Jiang Saidning Sha Ahmadboyning bu izohlarini anglagandan keyin uning taklifiga darhol qo'shildi. Biroq Nuruz Tamulla Oshir Tejining suyqasi bilan xilidan beri zindonda yotdi. Sha Maqsud va Mubattish Jiang Saidning gapini yiralmay, Nuruz Tamullani zindondan chiqarishga majbur bo'ldi va uningdan kechirim so'rab ahvolni tushundirdi. Qinggang hojamning iltifotiga rahmat. Afsuski, tog'diki qarindoshlarning oldiga berib, qo'lingizdagi yaroqni tashlab, Yang Changzhongga el bo'linglar deyishga mening tilim bormaydi. Dedi Nuruz Tamulla mag'rur qiyofada. Hey, bundoq demislar Tamullam. Qinggang hojam bilan Yang Changzhongga xizmat qilish biz fuqarolarning zimmamizdagi qarz. O'tgan ulug'lar
Kim ki öz halkının düşmanına hizmet kılsa, o rahmet ornuğa lanet anlaydı o degen. Mene bu işki zorlumusula bay. Bu kandak gap. Biz hizmet kılsak, öz payşayımızı kılımız emes mi? Doğru deydi la. Ama Şeyh Sahdi Rahmetullah aleyhi mundak degen. Padişahla hizmet kılışının iki tarafı ba. Birincisi, korsak toyduruş. İkincisi, ölüm. Halbuki, hazır minada korsak toyduruş teması yok. Yaydığınımını yedim, içtiğınımını içtim. Hem de öz nefsim için, öz kerindaşlarımını, öz tilimden bağlap verişke acizlik kılıman. Hıh! Ondak bolsa, sizge ölüm caiz bulup kaldı. Deri Şamaksud sakını sıkımlap. Şundak taksir. Şeyh Sahdi Hazretleri, yana eğer abi hayatını abroyu satıdığan bolsa, akıllı kişiler onu almaydı. Çünkü peskeşlik ve hakaret bilen yaşıgandın, izzet ve abroy bilen ölgen yakşı edigen idi. Soru ne cimcitlik bastı. Şanak Sıvan'ın gözleri çanıgıdan çıkıp getey dedi. Haşır teyce Nuruz Tamoğlu'na astırdın alayıp oldurak. Tonçı arkalık hem de gebne anlap oldurgan mubaddiş Nuruz Damoğlu'na dikkat bilen karıp. Tova, bu yavayı hakçı da mundak ademle mi bakken? Bunu tuncu kitim körü vatımın. Tömür digen isyancım o şundak boz gerek. Eğer bu hakının hemisi, hatta 20 muşu ademle edek bop gelse, ulanı kim boysundur alaydı? Yak, bundaklarının birini mu tırık koymasak gerek. Şamaksud orundan çaçırap kopup, Mırgazap! Dep varkıradı. Müpettiş can seydin. Sabır kılıçlarını tüleymen. Hazırca onun lazımı ba. Kiyini öldürsek mi o kiçken bulmaymaz. Nuruz Damolla yeni sındanğa taşlandı. Tümür halpa bu kitim Şa Ahmet Bay başçılıkıdaki elçilerini şahsen özü kubul kılgan bulsumu söhbettin hiç kandak netice çıkmadı. Tümür halpa, Şanak Sıtvan'ın casak tüzümü bekar kılınsın. Biz mi başka milletle bilen tan hukukta yaşaydıgan buluşumuz gerek. Ondak bulmaydıken sokuşkanımız sokuşkan. Dep turuvaldi ve pekat elçilerinin Sözgerle 12 dağının kayısıgı çıksa bunanı yol bensanla. Diyen birli talibiye razılık bildirdi. Biz şu kemgece hiç kimin yolunu tosuğunumuz yok. Yolunu tosuğalla vanın adamları. Emeliyette bu meselenin oturgu düşkerliğinden tümür halbe nahayı doğuşal iyiydi. Çünkü bu günlerde kuzgılancılar açlık ve başka lazımetliklerden kısılıp durattı. Şehir ve yüzyıllardan kilip koşluğallar bu aile ve uruk tukalları bilen haberleşilmeyi kalgan iyiydi. Elçiler kayıtıp gelip ehvalını malum kılganda müpettiş Can Seyton hoşal bulup getti. O, Heh, bu yakşı başılış boptu. Sıla'da musulmançılık asta-asta digen makal barlıkını anladım. Bu kalı harvısı da toşkan tutuş digen gepke biraz okşaydıken. Hazırca şünçülük yumuşakan bolsa, bunu cancun canaplarına derhal malum kılış gerek. Şamaksud Vangmu razı boldi. Tağ yollarının içilgallıkı, Suudigerlerden mut olarak dihkallan okşal kaldı. Çünkü ular tağdigi qeyrin daşırıqı əvət edğan soğuğu salamlarını bu kəmgecə nohaydı təsdikdə, hətta candın keçib durub, aran-aran yet gözüb duraddı. Şunu ular, Əndiğo, haçır təcinin adəmləri tağ tərəfki nemiş ki, qardığında qamçı vədə savab yüməz. Qoğun tavuz pişiş bilən bəzi dihqallar yuğan sövkən, bəzileri tağar artılğan işeklərini həydəb taqqı minişdi. Tömür xalpının yurdi Boğaz kentidiki dihqallar 10 kalı harvısıdan qoğun çıxardı. Yigitlər bu qoğunlarını harvıdan çürüb atqanda, Qasım qızıq birli səkirib harvının çoğutsığı çıxıb aldı da ulağı yardımlaşıb ötüb. Xəmək dur, xəmək dur, xəmək 30 pilək dur, hər xəməknin təmsili bir-biridin bölək dur. Dəb var qıraşqa başladı. Ətraptiki yigitlərinin biri, Ha, təmsilini mi qoşub itmam sən? Qasım qızıq bir qoğunu qoluğa ilibilib gəp başladı. Ay! Ağlımıdın demanla, qoğunu yalğız imanla, zıdı qoğun uşuqnan, tavuz digən sigəknan, qarıqava osırqaqnan, çaq qoğun oğrınan, çilgi digən bəzgəknan,
Bişek şirin, karnı yamanın, karkaş şiraylıkın, kökçi noçinin, bisivalde poçinin, şiker suyu henimden, aknavat cinimden, kotur kökçi ekmekten, post fiyat kasapın, ümbüdüm be kasapın. Hemektor, hemektor, hemek 30 pilektor diginin kini. 30'ı toşkızalmadın ko. Dedi aptapta köyüp karıdap ketken ensari çakçak kılıp. Kasım kızık. Kem yerini sen toşkız. Ey ensari karakongoz. Çoğunlar arası da karap durgan tömür halpımı kakaklap külüp etti. Bırak bu külge uzunğa barmay kayğuğa aylandı. Hesat. Davasız dert. O bir ottur ki, lavuldap yanğanda, öl kurukne tanlı köydüredir. Kelile dimledin ilindi. Bu günlerde, Seypun Tohtin kulukıgı gep kuş yakmaydıgan, gelidin kıza ötmeydıgan, keçilere uxlayanmay, yılandek tolgınıdıgan bolup kalavatattı. Onun sözüncak gelgen sıdam yüzün kündün küngi sargıyıp, Pakar reski gövdesi tehumi kiçiklep kedi otkandek körün etdi. Onun özüge bolsa kimdir birin yürkini çimdi otkandek. Ya ki ümüçge oxşıgan bir nemi işçige kirevülüp yürek bağrını kamuv olgandek sesel etdi. Tümür kalbini her bölgende üçüyü üzülüp kedi otkandek bolup rengi öngüp getirdi de kimdir birin onun kulukağa? Çapsan bol, nemini kütüp dursan. Ben de fırsatını ötküzübetsen, kiyin ki pişoyman, özünge düşmen bop kalmağay. Devatkan dek tuyulattı. Seypun Tohtin ahır çedimeli. O, tümür kalbinin ete törük terepge barmakçı bulgalığını anlap, tam seherde hiç kimge körünmey, törük yoludaki kilin azgallığı yoşurundi. Hürmetlik radyo anlıqıcıla, yazgıcı Abdurrahim Ötkür'nün öz namlıq tarihi romanını bugün Muşiyergeci anlattık. Davamını ertedeki programımızda anlayacaksınız. Haldan yetip ağırıp kaldı da kaçamış durmaz. Tohu çillimiz mi? Tan ülkeyi verdi. Haldan bu zamanı ben bak. Azı Taşkı Mongol oğruları kutravatan bir cağda her bir küçümüzü zayi kılmay. Dövlet müdafisiyle köngül bölüşümüz gerektir. Ben sizin batırlıklarınızı kayınmen. Humul diyarı sizge kiçili kılıdım. Eğer bu teklifimi makul görseniz, ürümçüge gidin.